kümesi onların ÖSYM tadına bir test ile devam edelim. Birinci sorumuzda sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre eksi 2 ve eksi 1 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesini isteniyor. Şimdi tanım kümemiz bu. Bizden görüntü kümesini istiyor. O zaman tanım kümemize x yerine eksi 2 ve eksi 1 değerlerini yazalım. X eşittir eksi 2 için f eksi 2 değerine bakalım. 1 eksi mutlak içerisinde eksi 2 bölü mutlak eksi 2 verilmiş. Buradan 1 eksi bu ifade dışarı 2 olarak çıkacak. Buradan da dışarıya 2 olarak çıktığı için eksi 1 bölü 2 değeri geldi. Aynı şekilde eksi 1 sınırına da bakalım. Bu aralık dahil olacak. Eksi 1'e baktığımız zaman da 1 eksi mutlak eksi 1 bölü mutlak eksi 1 değeri. 1 eksi burası zaten artı olarak çıktığı için burası da 1. 1 eksi 1'den de cevabımız direkt 0 geldi. O zaman aralığımız eksi 1 bölü 2 ile 0 aralığı olacaktır. Görüntü kümemiz dolayısıyla cevabımız B şıkkı gelir. İkinci sorumuzda şekilde gx fonksiyonun grafiği verilmiş. Fx ve hx fonksiyonları olduğuna göre değerlerden hangisinin gerçel sayılarla bir karşılığı yoktur demiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Hx fonksiyonu bize logaritma olarak tanımlamış ve logaritma için bir tanım kümesi söyleyebiliriz. Logaritmanın içerisi her zaman için biliyorsunuz ki sıfırdan büyük olması gerekir. Fx çarpı gx ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Buna göre biz fx ve gx için tablo oluşturalım. Köklerini bulalım öncelikle. Burasının çarpanlarını ayırdığımız zaman 3'e eksi 2 gelecekse köklerimiz eksi 3 ve 2 gelecek. Gx fonksiyonun kökleri de eksi 1, 5 ve 7 geldi. Buna göre tablomuzu oluşturuyorum. Öncelikle bu arasına baktığımız zaman en küçük eksi 3, daha sonra eksi 1, küçükten büyüğe sıraladığım sayı doğrusunda 5 ve 7 değerlerimiz var. Buna göre hem fx hem de gx için tablomuzda oluşturuyorum. Burası fx fonksiyonu, burası da gx fonksiyonu için olsun. Fx fonksiyonunda kökler eksi 3 ve 2. Gx fonksiyonunda kökler eksi 1, 5 ve 7. Şimdi fx fonksiyonumuz x kare artı ile başladığı için o zaman artı ile başlıyorum. Artı, artı. Burada işaret değiştiriyorum. Eksi, eksi ve artı geldi. Gx fonksiyonumuz ise pozitif taraftan geldiği için o da aynı şekilde artı ile başladık. Eksi, artı. Burada da artı ve burada tekrar değişti. Eksi, eksi geldi. Şimdi bizden çarpımlarının sıfırdan büyük olmasını istemiş. O zaman bakıyoruz bu aralıkta ikisi de artı olduğu için çarpımları artı gelecektir. Burada eksi, bu aralıkta da artı olacak. Ve eksi ile eksinin çarpımından da burada da artı olacak. O zaman bizden istediği bölgeler bunlardır. Hangisi bir karşılığı yoktur diyor hx fonksiyonunun. Mesela h eksi 2 vermiş. Eksi 2 bu aralıkta olduğu için karşılığı vardır. Çünkü bu aralıkları sağlıyor. 3 noktasını vermiş. 3 de aynı şekilde bu aralıkta. 1 noktasını vermiş. 1 ise bu aralıkta olduğu için 1'i dahil edemeyiz. O yüzden bu ifadenin bir karşılığı yoktur deriz. Üçüncü sorumuzda sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu parçalı biçimde vermiş. Buna göre ifadesinin grafiğini sormuş bize. Şimdi mutlak değer olarak vermiş. O zaman şöyle yapalım. Buradaki x'in bir sıfırdan küçük bir de sıfırdan küçük olduğu ifadeleri ayrı ayrı inceleyelim. X'in sıfırdan küçük olduğunu hatta bir değer verelim. Sıfırdan küçük eksi 1 değeri verdik. Buna göre yazdığımız zaman burası f x yerine eksi 1 yazdım. Bölü f mutlak içerisinde eksi 1 değeri geldi. Şimdi eksi f eksi 1 değerini sonuçta fx fonksiyonumuz. F eksi 1 değerine baktığımız zaman içerideki ifade negatifse yani x ifadesi negatifse aynen yazın demiş. O zaman eksi 1'i eksi 1 olarak yazdık. Buradaki ifademiz de mutlaktan dolayı f1 haline gelecektir. F1 olduğuna göre x'in sıfırdan büyük geldi içerideki ifade. Sıfırdan büyükse eksiyle çarparak yazın demiş. 1'i eksiyle çarparak yazdığımız zaman eksi 1 çıktı. Buradan da cevabımız 1 geldi. Yani x'in sıfırdan küçük olduğu yerde doğrumuz y eşittir 1 doğrusu olacak. Şimdi aynı şekilde x'in sıfırdan büyük olduğunu inceleyelim. Burada da x yerine 1 değeri verelim. X yerine 1 verdik. F1 bölü F mutlak 1 ifadesi geldi. F1 için baktığımızda X sıfırdan büyük olduğu için eksi ile çarparak çıkartıyorum. Yani burası eksi 1 geldi. F mutlak 1 dediğimiz ifade zaten F1 demek. Yine aynı şekilde burada da 1 sıfırdan büyük olduğu için burası da eksi 1 olarak çıktı. Ve buradan da 1 geldi. Yani X'in sıfırdan büyük olsa da küçük olsa da her zaman için doğrusu Y eşittir 1 doğrusu oldu. Buna göre şıkları incelediğimiz zaman ikisinde y eşittir 1 doğrusu olan şıkkımız E şıkkında verilmiş. Dördüncü sorumuzda fx artı 1 sabit olmayan çift fonksiyon gx küp tek fonksiyon demiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? Şimdi o zaman çift fonksiyonsa şöyle yazalım. Fx artı 1 ifadesi çift fonksiyonsa onu x kare olarak kabul edelim. Ve buradan fx fonksiyonu elde etmeye çalışalım. Fx fonksiyonu için yani x artı 1 ifadesini x yapmak istiyoruz. Buradaki x'i işaretledim ve işaretlediğimi tek başına bırakıyorum.
x eksi 1 oldu. O zaman buradaki x yerine x eksi 1 yazdığımız zaman 1'ler gidecek ve içerisi fx'e dönüşecektir. Fonksiyonun tersini alarak içerik ifadeyi fx'e dönüştürdüm bu şekilde. O zaman aynı şekilde x gördüğümüz yere x eksi 1 yazdığımız zaman x eksi 1'in karesi şeklinde gelecektir fx fonksiyonumuz. Ve bunu açtığımızda x kare eksi 2x artı 1 geldi. Bize fx fonksiyonu çift fonksiyon olduğunu söylemiş ama evet burası çift kuvvet, burası tek kuvvet olduğu için bu ifade çift fonksiyondur diyemeyiz. Birinci öncül yanlış. İkinciye baktığımız zaman gx fonksiyonu polinom özelliği taşımayabilir. Şimdi gx küp fonksiyonu da tek fonksiyon olduğunu vermişti bize. O zaman gx küp fonksiyonunu x olarak kabul edelim. Ve yine gx'i oluşturmak istediğimiz için şöyle söylüyorum. X küpü x yapmak istiyoruz. Bunun için de küpten kurtulmak için her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsak eğer, burada 1 bölü 3. kuvvetini aldığımızda 3 ile 1 bölü 3'ü çarptığımız zaman x üzeri 1 geldi. Burada da x üzeri 1 bölü 3 geldi. O zaman artık biz x gördüğümüz yere x üzeri 1 bölü 3 yazarsak bu fonksiyon gx'e dönüşecek. X yerine de x üzeri 1 bölü 3 yazdığımız için gx fonksiyonu buna eşit olmuş oldu. Buna göre polinom özelliği taşımayabilir demiş. Evet, polinom özelliği taşıyabilmesi için burasının pozitif doğal sayı olması gerekiyordu. Ama rasyonel sayı olduğu için özelliği taşımayabilir ifadesi doğrudur deriz. Üçüncüye baktığımız zaman fx küp artı 1 fonksiyon tek fonksiyon. Şimdi bizim elimizde fx fonksiyonu var zaten. X küp artı 1 fonksiyonu oluşturmak için x gördüğüm yere x küp artı 1 yazıyorum. Aynı şekilde burada da öyle x gördüğüm yere x küp artı 1 yazdım. Eksi 1 var ve karesi var. Devam edelim. 1'ler gitti. X üzeri 3'ün ikinci kuvvetinden x üzeri 6 geldi. Tek fonksiyondur demiş. Hayır, kuvvet çift olduğu için çift fonksiyondur. Üçüncü de yanlış. Yalnız 2 doğrudur deriz. Beşinci sorumuzda fx parçalı fonksiyonu vermiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci de f fonksiyonu z'den z'ye birebirdir. Şimdi birebir olması için farklı verdiğimiz farklı x değerleri için de farklı sonuçlar çıkması gerekiyor. O zaman tam sayı dediğine göre hem pozitif hem negatif değerler verelim. Mesela x eşittir 2 değer verdiğimizde buradaki fx fonksiyonuna göre 2'nin mod 3'e göre yani 2 sayısını 3'e böldüğümüz zaman yine kalan 2 olduğu için o zaman buna karşılık geldi. Yani bu ifadede yazıyoruz. 2 eksi 1'den de cevabımız 1 oldu. Şimdi x eşittir 2 için cevap 1. Bir de x eşittir eksi 2 için de bakalım. Burada da cevap farklıysa eğer 1'e 1'dir diyebilirim. Burada x eşittir eksi 2 için eksi 2'yi öncelikle mod 3'e göre pozitif yapmamız lazım. Mod 3 olduğu için 3 eklediğimiz zaman 1 geldi. 1'in de 3 mod 3'e göre değeri 1'i 3'e böldüğümüz zaman kalan 1 olduğu için o zaman nedir? Buradaki de karşılık gelecek. Burada yerine yazıyorum. X yerine eksi 2 yazdık. Eksi 1. Buradan 2 eksi 1'den de cevabımız yine 1 geldi. Yani x eşittir 2 için de cevap 1 oldu. X eşittir eksi 2 için de cevap 1 oldu. O yüzden de farklı değerler için aynı sonuç çıktığı için bu ifade 1'e 1'dir diyemeyiz. İkinci öncüle baktığımız zaman pozitif tam sayılar için doğal sayı geldiğinde örtendir demiş. Şimdi pozitif doğal tam sayı verelim. Mesela x eşittir 2 verdiğimiz zaman burada ne sonuç çıkmıştı? Y'nin 1 olduğu çıkmıştı. X eşittir 1 verdiğimiz zaman pozitif tam sayı veriyorum. X eşittir 1 verdiğimiz zaman 1'in de zaten karşılığı buradaydı. 1 eksi 1'den cevap 0 oldu. Evet, pozitif doğal sayı. X eşittir 3 verdiğimiz zaman yine aynı şekilde bir pozitif doğal sayı ya da doğal sayı çıkacaktır. Pozitif değil zaten. Buna göre o halde her türlü buradan doğal sayı çıktığına göre hiçbir şekilde bu verdiğimiz pozitif tam sayılar için hiçbir şekilde doğal sayının dışında bir ifade olmadığı için her şekilde buna ulaştığından dolayı örtendir diyebiliriz. Üçüncüye baktığımız zaman negatif tam sayılara negatif tam sayılar örtendir. Şimdi x eşittir eksi 1 için değer verdiğimde öncelikle eksi 1'in mod 3'e göre baktığımız zaman eksi 1'e 3 eklediğimiz zaman 2 geldi. 2 de o zaman mod 3'e göre değeri buna karşılık geliyor. Buradan da eksi 1 eksi 1'den cevap 2 oldu. X eşittir eksi 2 için değeri verdiğimizde y'nin 1 olduğunu bulmuştuk. Burada dikkat ederseniz eksi 1 için ya da eksi 2 için her türlü sonuç hep pozitif çıktı ama bize negatif olduğunu söylemişti. O yüzden bu yanlıştır deriz. Yalnız 2 doğru olur. 6. soruda aşağıda gerçel sayılara tanımlı f ve g fonksiyonların grafikleri verilmiş. Buna göre gx fonksiyonunun fx türünden değerini bizden istiyor. Şimdi öncelikle bu fonksiyonların kendi denklemlerini yazmamız lazım. Mesela gx fonksiyonu için bunu şöyle yapalım. Gx fonksiyonu öncelikle burada olduğunu düşünürsek yani bir birim normalde eksi 1'e denk gelmiş. Bir birim yukarı kaydırdığımız zaman aynı şekilde bu da bir birim yukarı kayacak. Yani normalde elimizdeki fonksiyonumuz bu şekilde olmuş olsaydı bu şekilde x ekseninden geçen bir fonksiyonun köklerini bulmaya çalışalım, denklemini bulmaya çalışalım. Burası nedir? X'i eksi 1'den geçmiş, y'si 2'den geçen bir doğru.
Dolayısıyla şöyle şimdi buradakini sadece buluyorum, şu kısmını. Burası nedir? X bölü eksi 1 artı y bölü 2 eşittir 1 diyoruz. Ve buradan denklemi bulabiliriz. Burası eksi 2 ile çarparsak eğer eksi 2x artı y eşittir payda 2 olduğuna göre burası da 2 geldi. Y'yi tek başına bırakırsak 2 artı 2x. Şimdi bu y eşittir 2 artı 2x doğrusu, bu çizdiğimiz doğru. Ama buradaki doğrumuz da var. Dolayısıyla burada bir kırılma noktası yapmış. Yani eksi 1 noktasında bir kırılma yaptığına göre o zaman bu ifademiz aslında buradaki grafiğimiz, gx fonksiyonun grafiği y eşittir 2x artı 2 mutlak değer içerisinde yazmamız lazım. Çünkü kırılma noktası var. Ve normalde biz buradaki x eşittir eksi 1'deki olan bu grafiğinin denklemini yazdık. Bir birimde aşağı ötelenmiş hali gx'i verdiği için o zaman şöyle diyelim. Gx fonksiyonumuz mutlak değer içerisinde 2 artı 2x bir birimde aşağı ötelendiği için eksi 1'e eşit oldu. Şimdi gx fonksiyonu oluşturduk. Fx fonksiyonuna da bakalım. Aynı şekilde fx'i de yine x ve y eksenlerini kesecek şekilde 2 birim yukarıya ötelediğimiz zaman bu şekilde bir fonksiyon gelecek. Burada da nedir? X bölü x'te kestiği nokta 2 artı y'de kestiği nokta eksi 2 eşittir 1. Buradakini de paydasını eksi 1 ile genişletirsek eğer x eksi y payda 2 geleceği için burası da eşittir 2 geldi. Y'yi tek başına bırakırsak x eksi 2 eşit oldu. Şimdi burada yine aynı şekilde bir kırılma noktası var. Kırılma noktası olduğuna göre yine buradaki ifademiz o zaman mutlak değer içerisinde yazacağız. Çünkü iki noktasında kırılma noktası gelmiş. Ve fonksiyon aşağı yönlü olduğu için biz fx fonksiyonu oluştururken şöyle diyeceğiz o zaman. Şimdi x eksi 2 fonksiyonu normalde burada kestiğinde yönü aşağıda olduğu için de önüne bir eksi alacak. X eksi 2 olacak ve ifademiz 2 birim aşağı ötelendiği için de eksi 2 şeklinde yazacağız. Bu da bizim fx fonksiyonumuz. Şimdi gelelim artık gx fonksiyonu ile fx fonksiyonunun ortak bir ifade bulup gx'in fx türünden değerini bulmak. Şimdi gx'i şöyle düzenleyelim. 2 parantezine alsak 2 mutlak dışarısına çıkacak. X artı 2 eksi 1 geldi. Pardon, burası 1 olacak. X 2 parantezine aldığımız için 2x artı 2'ye eşit oldu. Şimdi bunları bizim gx fonksiyonu fx türünden yazabilmemiz için ortak olarak mesela bunların mutlak değerlerini öncelikle eşitlemeye çalışalım. Buradaki mutlağı tek başına bırakmaya çalışalım öncelikle. Mutlak x eksi 2 eşittir. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman eksi fx eksi 2 geldi. Şimdi x eksi 2 ifadesini x artı 1 yapmamız lazım. Yani içerideki ifadeyi şöyle diyelim. X eksi 2 ifadesini x artı 1 yapmamız lazım. Bundan önceki sorularda da çözmüştük. Şöyle yapalım. Buradaki x'i işaretleyerek x'i tek başına bırakıyorum. Burası eksi 2'yi karşı tarafa gönderdik. X artı 3 oldu. O zaman x gördüğümüz üzere x artı 3 yazarsak ifademiz istediğimiz hale, yani x artı 1'e dönüşecek. X gördüğümüz üzere x artı 3 yazdık. Dediğim gibi x artı 1 geldi. Mutlak içerisindeki ifade aynı işlemi tabi burada da yapıyoruz. Eksi burada x gördüğümüz yere yine x artı 3 yazıyorum. F x artı 3 oldu. Eksi 2. Şimdi artık mutlak x artı 1 gördüğümüz yere bu ifadeyi yazabiliriz. O zaman gx eşittir diyorum. 2 çarpı bu ifadeyi yazdık. Eksi f x artı 3 eksi 2. Dışarıda da bir eksi 1 değerimiz var. Düzenleyelim şimdi. Burada 2'yi dağıttığımız zaman eksi 2 f x artı 3 eksi 4, dışarıda bir de eksi 1'imiz var. Yani gx fonksiyonumuz eksi 2 fx artı 3 eksi 5'e eşit olmuş oldu.